Murat Gezici telefon hattımızda ve son durumu, anketlerdeki son durumu yansıtacak Muharrem İnce. Seçiliyor mu Sayın Gezici? Merhaba, iyi yayınlar. Günaydın. Sayın İnce, önümüzdeki 8 Temmuz'da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak karşımızda göreceğiz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 16-17 Haziran tarihlerinde yaptığımız araştırmaya dayanarak söylüyorum. Sayın Erdoğan hem meclisi hem Cumhurbaşkanlığı kaybetmiştir. 24 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'ne rağmen meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. Aynı zamanda ikinci tura geçmiştir. Yani ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamıyor hiçbir aday. Sayın İnce ile Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yarışını ikisi birlikte yapmak üzere 8 Temmuz tarihine ertelenmiş olacak. 8 Temmuz'da da Sayın İnce'nin bu ülkede Cumhurbaşkanı olarak görebileceğiz. Bunları verilere dayanarak söylüyorum. Örneğin son araştırmanıza istinaden söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Araştırmanız hangi tarihleri kapsıyor? Hani biraz öyle bilgi verelim Sayın Gezici. İşin somutunu tabii göstermiş olalım izleyenlerimize. Tabii 16-17 Haziran tarihlerinde 12 ilde 1800 katılımcıyla hanelerde yüzde görüşme metoduyla yapılmıştır bu araştırma. Bu araştırma sonucunda halkın %48.2'si dediği, %11.4'ü Sayın Meral Akşener dediği, %29.1'i Muharrem İnce, %10 Selahattin Demirtaş dediği, %1.2 ise Temel Karamanoğlu dediği görülüyor. Aynı zamanda partilerin oy oranına dediğimiz şuna bakıyoruz. AK Parti %43.6, Cumhuriyet Halk Partisi 26.7, Milliyetçi Hareket Partisi 5.3, İYİ Parti 10.1, HDP 12.1, Saadet Partisi 1.8, diğer partiler ise 0.4 olduğu görülüyor. İkinci tura Sayın Erdoğan'la Sayın İnce kalacaktır 8 Temmuz'da. İşte Sayın Muharrem İnce Bey %53.7 ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görebileceğiz. %53 ile seçilecek diyorsunuz, çok net. Türkiye'de ilk defa sandığa katılıp %90'ları bulacaktır, %90'ları geçecektir. Bu yarışın sandığa katılımın yüksek olması çok önemli. Sayın Muharrem İnce Bey sandığa katılımı çok ciddi anlamda arttırmıştır. Sandığa gitmeyen, küskün, kızgın Cumhuriyet Halk Partili seçmenler sandığa katılımını arttırmıştır. Birçok bölgede sandığa gitmeyen seçmenleri sandığa götürmüş olacaktır. Sayın İnce 29.1 civarında bir oy alıyor. Fakat bu rakamların üzerine geçebilir. Halen bir dip dalga vardır. Seçmenlerin %10'luk bir kitlesi konuşmadığı görünüyor. Bu seçmen asla Sayın Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye oy vermeyecek bir seçmen profili olduğu görünüyor. Daha öncesinde AK Parti ve MHP'ye oy vermiş fakat şimdi vermediği görünüyor. Yani konuşmayan seçmen AKP ve MHP'ye oy vermeyeceğini beyan etmek istemediği için konuşmuyor. İnce'ye verecek çünkü. Böyle anlıyorum sözlerinizi. Evet, evet. Bu rakam daha da artacaktır. Sayın Erdoğan'ın en zor seçimidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son 50 yıllık en önemli seçim tarihine girmiş olacak. Sandığın olması, gerek şartların eşit olmaması, bir ülkede bir cumhurbaşkanının sarayda yaşıyor olması, birinin cezaevinde yaşıyor olması seçmende rahatsızlık göstermiştir. Seçmendeki dip dalgayı oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi.
AK Parti içerisindeki Kürt seçmenlerin AK Parti ve MHP ile yakınlaşmasına tepki verdiği görülüyor. Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin toteldeki oy oranı 1 Kasım'da 62 idi. Şu an ikisinin partisinin oy oranı 48 civarında olduğu görülüyor. Yani 14 civarında, 15 civarında büyük bir kayıp vardı. Bunların bir kısmı Sayın İnce'ye gitti, bir kısmı Akşener'e gitti görülüyor. Ve bu seçmenin geri dönüşü mümkün olmadığı, AK Parti içerisindeki seçmenin %45'i ekonomik sorunlarla mücadele ediyorum. Benim ülkedeki en önemli sorunum ekonomi dediği görülüyor. Ama Sayın Erdoğan seçim kampanyalarında ekonomik vaatlerini anlatmadığı, çünkü 16-17 yıllık AK Parti iktidarının bugüne kadar ekonomiyi düzeltmediği, bundan sonra da düzeltemeyeceğini inandırmasının çok zor olacağını kendisinin de bilmesinden dolayı güvenlik sorunlarını öne çıkarmaya çalıştığını görüyoruz Sayın Erdoğan. Yani ülkenin en önemli sorununun ekonomi değil, güvenliğe getirdiği, kampanyasında ağırlıklı olarak güvenlik sorunlarını öne çıkardığı görülüyor. Bu açıdan muhalefete aslında çok önemli görev düşüyor. Bu seçimin son 3-4 güne kala güvenlik sorunlarına Sayın Erdoğan'ın söylemlerine cevap verilmesi lazım. Aynı zamanda seçmeni tekrar hatırlatılması lazım. Ekonomik sorunların sorumlusunu, kimler olduğunu, hangi gerekçelerle bu sorunların yaşandığını anlatılması muhalefeti 2-3 puan daha öne çıkartacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Gezici, önemli bir uyarıda bulunuyorsunuz aynı zamanda ama müjde veriyorsunuz Muharrem İnce seçiliyor diye bir diğer durumda. Sevgili izleyiciler. Şu gerçektir. Sayın Akşener'in varlığıyla ikinci yarış güçlenmiştir. Fakat Muharrem İnce Bey olmasaydı şu an ikinci turun mümkün olamayacağını söyleyebiliriz bir araştırmacı olarak. Tekrar eder misiniz? İkinci turun olamayacağını mı? Sayın Akşener'in katkıları yüksektir. Oldukça yüksektir. İkinci turun kalma sebeplerimizin içerisinde. Fakat ondan daha önemlisi Sayın Muharrem İnce Bey'in sandığa katılımı arttırdığı gerçeği, ve ikinci yarışı aslında Sayın Muharrem İnce'ye gelen oylarla mümkün olduğunu görüyoruz. Yani bu sürecin iki kazananı var. Birisi Sayın Akşener, birisi Sayın İnce'dir. Muharrem İnce sandığa katılımı arttırmıştır. İnancı, umudu örgütlemiştir seçmene. Meydanlardaki o kalabalığın sırrının esas sebebi seçmene umudu örgütlemiştir. Bu çok önemlidir. Türkiye'de son 30 yıl içerisinde en önemli siyasetçiler arasına girmiştir Muharrem İnce. Seçmendeki umudu Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Seçmen profilini de değiştirdi bir anlamda. Heyecan yarattı çünkü. Sizin de sözlerinizde ifade ettiğiniz gibi. İkinci turda Muharrem İnce seçiliyor diyor Murat Gezici. Sevgili izleyiciler, hayırlısı olsun. Çorlu'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çorlu tamam mı? Muhteşemsin Çorlu. Muharrem İnce, yoğun tempoya rağmen sürekli enerjik olmasını, ben vitaminimi halktan alıyorum diyerek anlattı. Bana soruyorlar, Erdoğan 30 miting yaptı, sen 103 miting yaptın. Nasıl dayanıyorsun? Ne kullanıyorsun? Hangi ilacı alıyorsun? Şimdi size ilacımı göstereceğim. Ben Deniz Acar. 3. sınıfta okuyorum. Bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını seçim kampanyanıza destek olmak için size hediye ediyorum. Mutlu yarınlar istiyorum.
savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, yüzler hep gülsün. Deniz Acar. Bu benim vitaminim. Benim vitaminim bu. Bu benim vitaminim. Bundan büyük vitamin olur mu?